Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mucizevi diyebileceğim bir kür paylaşacağım. Bizzat kendim kullandığım, çevremdeki birçok kişinin de kullandığı, hakikaten çok ama çok işe yarayan ve yapılışı oldukça da kolay bir kür. Herkesin evinde olan sadece iki malzemeyle hazırlanan bu kürü mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Zaten internetten de baktığınız zaman faydalarını göreceksiniz ve hemen yapmak isteyeceksiniz. Sizlerle paylaşmak istediğim tarif, ünlü tıp bilimcisi İbn Sina'nın mucize tarifi. İbn Sina'yı mutlaka biliyorsunuzdur. Kitapları yıllarca Avrupa'da tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuş bir bilim insanı, Müslüman bir bilim insanı. Zeytinyağlı incir kürü de İbn Sina'nın bize bırakmış olduğu miraslardan bir tanesi. Çok zahmetsiz bir şekilde hazırlıyorsunuz ve sonucunda hakikaten çok büyük fayda görüyorsunuz. Şunu da belirtmek istiyorum. İncir ve zeytin Kur'an-ı Kerim'de geçiyor biliyorsunuz. Hazreti Allah Tin suresinde zeytin ve incir üzerine yemin ediyor. Buradan da anlaşılacağı üzere Rabbimiz incir ve zeytin yağındaki mucizeye işaret ediyor aslında. Hem bilimsel olarak faydaları kanıtlanmış hem de Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere incir ve zeytine, zeytinyağı işaret etmiş. Bunlar başlı başına bile biliyorsunuz çok ama çok faydalı nimetler. Fakat bu ikisi bir araya geldiği zaman ortaya inanılmaz bir mucize çıkıyor. Öyle bir tarif ki düzenli kullandığımız zaman kanseri yok eden bir tarif. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sadece iki doğal ürün kullanarak hazırlıyoruz bu kürü. Hiçbir zorluğu yok. Yerken belki birazcık zorlanabilirsiniz zeytinyağı ağırlıklı olduğu için. Fakat incirin tadı zeytinyağın o ağır tadını bastırdığı için yemesi de oldukça kolay bence. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapılışına geçiyorum. Burada yıkayıp kurutmuş olduğum incirlerim var. Hemen incirlerin şu uç kısımlarını alıyorum ve incirleri kuşbaşı doğruyorum arkadaşlar. Çok büyük olmasın, çok küçük de olmasın. Şöyle kuşbaşı şeklinde doğruyorum. Biliyorsunuz ki günümüzde hastalıklar maalesef çok fazla. Her ne kadar tıp ilerlese de bir sürü ilaçlar kullansak da, vitamin takviyeleri alsak da hastalıkların önüne geçemeyebiliyoruz. O yüzden bu şekilde doğal kürler uygulamakta her zaman için fayda olduğunu düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi Rabbimizin bize işaret buyurduğu iki nimetten bahsediyoruz. İncir ve zeytin, zeytinyağı aynı şey bana göre. Düzenli olarak bu kürü uygulayan kanser hastalarının iyileştiği gözlemlenmiş. Kanser olmayanların da zaman zaman yapmaları tavsiye ediliyor. Allah'ın izniyle kanseri önleyeceği söyleniyor. İnşallah Rabbim hepimizi hastalıklardan uzak etsin. Sağlıklı bir şekilde yaşayıp en güzel şekilde imanla bu dünyadan göçmeyi nasip etsin. Sağlık her şeyin başı. Sağlık olmayınca hiçbir şeyin anlamı yok hayatta. O yüzden bu tarz faydalı kürleri uygulamaya çalışıyorum şahsen ve sizlerle de paylaşmak istiyorum her zaman için. İncirlerimi doğradım arkadaşlar. Hemen bu şekilde bir kavanozu alacağım. Bu karışım kanserli hastalara da öneriliyor. Şöyle incirleri karıştırma kabına, incirleri kavanoza alıyorum. Normal şartlarda incir lifli bir meyve olduğu için kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniliyor. Bu ikili bir araya geldiği zaman ortaya çıkan faydayı siz düşünün. Kabızlıkta da gerçekten çok etkili bir rol oynuyor bu incirli zeytinyağı karışımı. Astım rahatsızlığı olanlar da yine düzenli bir şekilde kullandıkları zaman Allah'ın izniyle faydasını mutlaka göreceklerdir. İncirleri kavanoza aldım. Şimdi üzerine hakiki zeytinyağını boşaltıyorum. Mutlaka zeytinyağı kullanıyoruz arkadaşlar. Başka yağ kullanmıyoruz. Hakiki zeytinyağı olması gerekiyor. İncirlerimizin üzerine basacak kadar
zeytinyağı ekledim. Kavanozumun kapağını kapatıyorum. Hazırladığımız zeytinyağı ve incir karışımını bu şekilde güzelce kavanoza koyduktan sonra karanlık ve serin bir ortamda 5 gün boyunca bekletiyoruz. 5 gün boyunca kesinlikle yemiyoruz. 5 gün sonra sabah aç karna ve yine akşam aç karna olmak üzere 2 kere tüketebiliyoruz. Bir kaşık yeterli oluyor. Çok fazla tüketmenize gerek yok. Bir yemek kaşığı kadar tüketmeniz yeterli oluyor. Kabızlık problemi olanlar için gerçekten mucize bir kür. Biliyorsunuz incir lifli bir içeriğe sahip. Bu yüzden kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Zeytinyağı da bağırsakların iç yüzeyini yenilediği için hazmı kolaylaştırıyor. Ve bu ikili bir araya geldiği zaman ortaya hakikaten mucize etkiye sahip bir tarif çıkıyor arkadaşlar. Bu tarifi sizlerle paylaşmakta geç kaldığımı düşünüyorum. Kışın benim sürekli uyguladığım bir tarifti. Allah'a şükürler olsun ki bu kış çok sert geçmesine rağmen ve biz Antalya'da sert bir kış geçirmeye alışkın değiliz. Buna rağmen şükürler olsun hastalanmadan bu kışı geçirdim. İnşallah yazında hiçbir şekilde hastalanmam. Sağlık gerçekten çok önemli arkadaşlar. Sağlığımız için önceden tedbirler almak gerekiyor. Sentetik haplar yerine bu şekilde doğal kürlerin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Siz de biliyorsunuz ki kullanmış olduğumuz ilaçların hepsinin faydası kadar zararı da var. Hepsinin yan etkisi var. O yüzden bu şekilde Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlerle doğal şekilde beslenmek, doğal bir şekilde kendimizi hastalıklardan korumaya çalışmak en güzeli diye düşünüyorum. Bu karışımı eğer yedirebilirseniz çocuklarınıza da yedirin. B2 vitaminleri içeren kuru incir zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendiriyor. Gerçekten çok faydaları var. Kim bilir daha bizim bilmediğimiz ne faydaları vardır. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben hazırlamış olduğum zeytinyağlı incir kürünü serin ve karanlık bir dolaba kaldıracağım. 5 gün sonra kullanmaya başlayacağız. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Faydasını göreceğinizden emin olabilirsiniz. Rabbim hepimize sağlık, sıhhat, afiyetler versin inşallah. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerle, faydalı bilgilerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.